Konuğumuz daha var. Alkışlarla onu buraya davet edeyim daha fazla geç olmadan. Yasemin Candemir, Fenerbahçe kocamın yakasını bırak diye bir kitap çıkarttı. Alkışlarla onu da buraya alırlar. Yasemin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Gecikmek için kusura bakma, özür dileriz. Rica ederim. Efendim, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bir kere daha tebrik ediyoruz. Ve ben kitabı okudum, gerçekten de çok çok güzel bir kitap. Fenerbahçe kocamın yakasını bırak. İlk defa buradan bakan bir kadın ve böyle çıkan zaten kendiniz gazetecisiniz aynı zamanda. Çok doğru. Eşiniz... Fenerbahçeli olmasından dolayı siz Galatasaraylısınız. Ben aslında eskiden Galatasaraylıydım. Evet. Şimdi Fenerbahçelisiniz artık. Artık Fenerbahçeli. Peki. Eşinizle evin içinde, kitabın içinde oldukça bütün arkadaşlarıyla Fenerbahçe'nin yani bütün sabah marşlarla uyanılıyor. Nikah günü de marş çalınmış, doğru mu? Doğru. Evlendiğiniz günde marş çalınmış. Fenerbahçe marşıyla evlenmişler. Devamlı evin içinde Fenerbahçe olayı ve eşinizin iki arkadaşı daha var. Ayrıca onların da anlattığınız bir kitap. Aynen. Çağrı Kılıççı ve Güçlü Özgan isimlerini anmadan olmaz. Evet. Çünkü bu üçlü fanatik grubu bütün hayatı işgal etmiş durumda. Yani daha doğrusu aslında Fenerbahçe evlilikleri sevmiyor. Ya futbol evlilikleri sevmiyor. Ya bütün tutkuyu, aşkı kendisine istiyor. Futbol. Evet, kesinlikle. Evet. Yani ilişkiye izin vermiyor. İlişkiye izin vermiyor. Ya izin verse bile onun sınırları var. Evet. Bu Galatasaraylı tarafları içinde geçerli, Beşiktaşlılar içinde geçerli. Ya dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir takım işi. Peki siz eşinizin bu kadar fanatik olduğunu evlenmeden önce bilmiyor muydunuz? İşin aslı bilmiyordum. Allah nasıl saklamış? Güzel sakladı hakikaten. Gerçekten iyi saklamış. Gerçekten iyi. Yani, fanatizmi içine gömmüş bayağı. Fakat tam evlenme aşamasında bir hikayelerini öğrendim. O sırada böyle bir ikirciklendim. Onu çok kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü evet. Kanal D'ye de yayınlanmış bu. Evet. Bu sene 1996'da Galatasaray'ın o zamanki teknik direktörü Şükrü Saracoğlu'nun ortasında bir Fenerbahçe bayrağı dikmiş. Sunus. Evet. Hiçbir takımın hiçbir yerde hiçbir şekilde görmek istemediğimiz hareketler. Yani hiçbir takım yapmasın diye söylüyorum. Siz ertesi sabah Çağrı Kılıççı, Ergun Candemir ve Tempo'nun o zamanki yayın yönetmeni Levent Eykuran'ın yaptığını biliyor musunuz? Hayır. Ertesi sabah saat 5'te kalkıyorlar. Biraz serin hava. Evet. Kayık kiralıyorlar. Evet. Galatasaray Adası'na gidiyorlar. Bekçi'yi alt ediyorlar. Ve Fenerbahçe bayrağını dikiyorlar. Ve onu da kanalda görüntülüyor. Allah Allah. Bayağı fanatizm var ya. Peki ufak bir oğlunuz var. Kaç Aynen, yaşında? 7 yaşında. 7 yaşında. Evet. Onun adı ne? Kuzey. Kuzey. Ona niye bir Fenerbahçeli futbolcu ismi konulmadı? Aslında konulacaktı. Top. Onu ben engelledim. Şöyle Aziz, Alex gibi çok güzel isim seçeneklerimiz vardı. Evet. Fakat en son artık hani böyle canhıraş bir şekilde kura çekmeyi teklif ettim. Ve onun içine bir de Kuzey yazdım. Hakikaten Kuzey Allah çıktı. Beni seviyor yani, yani bu kadar. Peki evinize Başkan Aziz Yıldırım da, Alex de, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu da sizin eve oturmaya geliyorlarmış, doğru mu? Ya öyle tabii bunu şey anlamda yazdım ben. Ben onları her zaman evin içinde ağırlıyorum. En güzel yemekler onlara pişiyor. Öyle, her zaman onları ağırlıyorum ama hiçbir zaman da gelmediler tabii. Ama her zaman Dijitürk 76. kanal bizim evde açık olduğu için. Fenerbahçe TV devamlı açık, öyle mi? Her zaman. Açık olduğu için onlar da benim evimin en has, böyle en iyi ağırlanması gereken konukları. Evet, yani fanatik bir erkek arkadaşınız varsa, fanatik bir eşiniz varsa şu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Bunu Fenerbahçeli bir beyefendinin eşi için değil, herhangi bir takımın eşi için aslında yazılmış bir kitap. Çok özür dilerim Beyazıt Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü biz en acılı dönemimizi aslında bu Fenerbahçe maçları vesaire yüzünden yaşamadık. En acılı dönemi bu Aziz Yıldırım'ın işte hapse giriş süreciyle birlikte yaşadık. Evet. İşte o Çağlayan'a gitmeler, onun arkasına ağlamalar ve Alex de Souza'nın ayrılması tabii. Hani bu ikisi böyle çok mirengi. İkisi de evet. Aynen. Hakikaten ben de destek veriyorum. Yani bu adalete Fener yaka çok ciddi destek veriyorum. Ona hepimiz destek veriyoruz. Gerçekten de adalet bir gün herkese lazım olacak diye çünkü. Aynen. Buradan Sayın Başkan'a da selamlar. İnşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz.
Ama izlemiyordun ama izliyordun. Aslında bir kere söylemiştim, mesaj çekmişti sağ olsun. Alex izliyorsa bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en efendi futbolculardan bir tanesi. Cidden Alex'i de buradan sevgiyle bir kere daha anıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,